Bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Avukat Sayın Tahir Zaman. Milli görüş, milli görüşün tek mirasçısı olarak kendimizi görüyoruz. Şimdi rahmetli Erbakan hocamızın güzel bir sözü var. Diyor ki, batılın diyor galibiyeti için çalışmak ile hakkın tesisi için çalışmamak arasında hiçbir fark yoktur. Biz hani AK Parti'nin ve diğer siyasi partilerin milli görüş çizgisinden çıktığı kanaatindeyiz. Bunu da şu şekilde ifade etmek istiyorum. Birincisi, milli görüşte her zaman için şeffaflık esastır. Biz ayrıyeten bu seçimi, yani bu 2031 Mart seçimlerini bir şu açıdan çok önemli buluyoruz. Bunun bir geçiş süreci olacağını düşünüyoruz. Yani bu seçimlerde %9, %10'u aşabilirsek şayet 2028'de ya iktidar olacağımızı ya da iktidarın ortağı olacağımızı düşünüyoruz. O açıdan bu seçimler bizim için çok önemli. Yani Batman Yeniden Refah Partisi'nin şu anki sloganı şudur. Yani belediye için, Batman ili için söylüyorum. Batman, Diyarbakır Caddesi'nden ibaret değildir. Belediyecilik dediğimiz sadece asfalt yapmak değil ki biz onu bile doğru yapamıyoruz. Asfalt yapıyoruz, bir yıl sonra tekrar asfalt yapıyoruz ne hikmetse. İşte bunlar israftır. Bizim asıl amacımız bu israfı önleyebilmek, bizim belediyemize aktarılan bu bütçeyi doğru bir şekilde kullanabilmektir. Rahmetli Salih Kök zamanındayken biz bunu çok güzel bir şekilde başarabildik. Eğer biz gene belediyeyi alabilirsek şayet bunun gene hesabını verebileceğimizi, vatandaşımıza en iyi hizmeti götürebileceğimizi düşünüyoruz. Batman Burada TV ekranlarından tekrardan merhaba değerli izleyenler. 31 Mart seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Siyasi partiler tabii çalışmalarını sürdürüyor ve güçlü bir seçim çalışması var siyasi partilerin. Çünkü son artık demlerini yaşıyorlar ve son kozlarını da aslında oynuyorlar diyebiliriz. Bizler de Batman Burada TV olarak Batman'daki adaylarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 31 Mart'a kadar da yine adayları hem kendilerini sizlere tanıtacağız hem de projelerini sizlere ulaştırmasına bir şekilde vesile olmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Avukat Sayın Tahir Zaman. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Evet, dediğim gibi sizlerle adayları buluşturmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızda hem kendisini tanıyacağız hem de Yeniden Refah'ın yeniden yükselişi, Yeniden Refah'ın Batman'daki iddiasını ve Türkiye'deki iddiasını da konuşacağız. Tabii ki projelerini gençlere yönelik, engellilere yönelik, Batman'daki vatandaşlara yönelik neler vaat ediyorlar onları sizlerle paylaşacağız ama öncelikle bir Tahir Bey'i tanıyalım. Merhaba. Teşekkür ederim Mehmet abi. Çok sağ olun. Öncelikle bana böyle bir imkan tanımış olduğunuz için, vatandaşlara kendimizi ifade edebileceğimiz bir platform oluşturduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Tahir Zaman, Batman doğumluyum. Doğma büyüme Batmanlıyım. İlkokul ve ortaokulu Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nda, Kültür Mahallesi'nde bulunan bir okulda geçirdim. Liseyi Batman Anadolu Lisesi'nde okudum. Ben de klasik Anadolu Lisesi mezunlarındanım. Üniversiteyi Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. Daha sonra tekrardan mesleğimi, avukatlık mesleğini ifa etmek için tekrar Batman'a geldim. Yaklaşık olarak 3-4 yıldır da Batman'da aktif avukatlık vazifesini ifa etmekteyim. Yeniden Refah son dönemlerde yükselişe geçti. Aha. Yani anketlerde en azından baktığımızda, sahada da baktığımızda aslında az çok o izlenimi zaten elde edebiliyoruz. Şununla başlayalım, sonra o yükselişin nedenlerine geleceğiz. Yeniden Refah Partisi milli görüşün devamı olarak şu anda siz kendinizi ifade ediyorsunuz ama milli görüşün devamı olduğunu ifade eden başka siyasi partiler de var. Örneğin Saadet Partisi, AK Parti, bunlar da aslında henüz milli görüş gömleğini çıkartmadık diyen partiler. Sizce bu doğru mu ya da siz nasıl karşılıyorsunuz bunu? Milli görüş,
milli görüşün tek mirasçısı olarak kendimizi görüyoruz. Aslında diğer siyasi partiler de her ne kadar milli görüş gömleğini çıkartmadıklarını söylemiş olsa dahi bunun kararını verecek olan makam bizlerce vatandaştır. Biz size milli görüşü kısaca izah edelim. Bunun kararını halkımız kendisi takdir etsin. Şimdi milli görüş nedir? Milli görüşün amacı nedir? Ve milli görüşün yıllarca söylenen bu söylemleri neye hizmet etmektedir? Bunu kısaca ifade edeyim. Milli görüş halkın saadeti için yanlışın değil doğrunun, kötünün değil iyinin, zulmün değil adaletin tesisi için var gücüyle çalışmak, mücadele etmek, hatta parantez içinde cihad etmektir. Milli görüşün asıl vurgulamak istenildiği noktası tamamıyla budur. Şimdi rahmetli Erbakan hocamızın güzel bir sözü var. Diyor ki, batılın diyor galibiyeti için çalışmak ile hakkın tesisi için çalışmamak arasında hiçbir fark yoktur. Yani rahmetli Erbakan hocamız diyor ki, hakkın tesisi için şayet sen çalışmıyorsan, o zaman sen batılın galibiyetine hizmet ediyorsun demektir. Yani bunu mesela en basitinden biz şu şekilde de ifade edebiliriz. Bugün biz İsrail için hiçbir mücadele, Filistin için hiçbir mücadelede bulunmuyorsak biz dolaylı yoldan İsrail'e hizmet ediyoruz manası çıkıyor. Yani bizim milli görüşün evet. Temel düsturu budur. Şimdi dediğimiz gibi vatandaş buna karar versin diyeceğiz. Biz hani AK Parti'nin ve diğer siyasi partilerin milli görüş çizgisinden çıktığı kanaatindeyiz. Bunu da şu şekilde ifade etmek istiyorum. Birincisi, milli görüşte her zaman için şeffaflık esastır. Yani vatandaşa bugün devletin kasasına giren veya belediyenin kasasına giren bir TL'nin, bir kuruşun dahi hesabı o kişiden sorulur. O şeffaflık bozulursa bilin ki milli görüş kimliği o kişinin üzerinden çıkmıştır demektir. Bu birincisi. İkincisi, milli görüş aynı zamanda şunu söyler. Vatandaşın, yani fakirin, fukaranın, özür dileyerek söylüyorum, yetimin o vergisini tekrardan onlara harcayabilmektir. Eğer sen bunu, sen vatandaşın vergisini, devletin parasını, vatandaşın vergisini sen vatandaşı için harcamıyorsan sen o milli görüş çizgisinden çıkmışsın demektir. Bu ikincisi. Üçüncüsü, bizim mesela şu anki hükümet olsun veya diğer siyasi partiler olsun, biz özellikle dünya Müslümanları veya dünyada zulüm gören insanlarla alakalı yeterli tepkiyi göstermediğimizi düşünüyoruz ki zaten ortada. Çok da bir şey söylememize gerek yok. Mesela bugün Filistin'de insanlar artık bırakın savaştan ölmeyi, açlıktan ölmeye başladılar. Biz Türkiye olarak bununla alakalı ne yapabildik? Şimdi rahmetli Erbakan hocamıza tekrar geleceğiz. Kendisinin yıllar önce söylemiş olduğu şeyleri biz bugün tekrardan birer birer çıktığına şahit oluyoruz. Her zaman için İsrail'in, Siyonizmin büyük bir tehlike olduğunu, bu tehlikeye karşı önlem almamız gerektiğini, Müslümanların birleşmesi, Türkiye'nin ve diğer Müslüman devletlerin birleşmesi gerektiğini her zaman savunmuştur. Eğer şayet o D8 dediğimiz, yani Türkiye'nin ve diğer Müslüman devletlerin birleşmesi, siyaset ve ticaret manasında diyoruz. Tabii ki de dini noktalarda, başka noktalarda ihtilafımız olabilir. Bunları halletmesi gereken merci de din büyükleridir, bizler değiliz. Ama siyaseten bu İsrail'e karşı, Amerika belasına karşı bizim aslında birlik olmamız gerekirken şu an maalesef o birliği gösteremedik. Rahmetli Erbakan hocamızın bununla alakalı D8 ve D160 projesi vardı. Yani bugün mazlum olan devletlere karşı bir birlik olabilmek, o kişilerin sesini en yüksekten haykırabilmekti. Ama biz ne yazık ki diğer siyasi partilerin, iktidar partisinin bu konuda çok zayıf olduğunu gördük. O yüzden yani şu anki Filistin durumu bile milli görüş çizgisinden çok uzaklaştırıldığını gösterir. Bence tek karine diyebiliriz yani. Evet. Seçimlere dönelim o halde. Çünkü Yeniden Refah Partisi aslında seçime ittifakla girip girmeyeceği tartışmaları da uzun süre devam etti. Sonra Fatih Erbakan'ın bir açıklaması oldu bu yönde. Yeniden Refah Partisi bütün bölgelerde kendi adayıyla girme kararı aldı. Doğrudur. Bu karardan sonra da anketlere bakıyoruz. Hatta bugün gelirken de yine bir anket önüme geldi. Yeniden Refah Partisi'nin orada da yani olan biraz üstünde yükseliş gösterdiğine şahit olduk. Bunu sahada gözlemleyebiliyor musunuz? Var mı bunun anketlerin sahada karşılığı? Ya da siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yükselişi?
Şöyle söyleyelim, mesela sadece bir anketten bahsedelim. Bu geçen milletvekilleri seçiminde bizim için %1 civarı bir oy alacağımız, hatta %1'in altında bir oy alacağımızı söylediler. Biz %3'e yakın bir oy aldık Yeniden Refah Partisi olarak. Şimdi de yapılan anket çalışmalarında gene %4 ve %5 civarında alacağı yani son söyleniyor. Son 5.8 göründü, evet. Farklı anket firmalarının farklı çalışmaları var. Yani şu an için dediğiniz gibi %5 bir ortalama alırsak %5. Şimdi geçenkinde %1 iken %3 aldığımıza göre şu an %5 iken biz açıkçası %9-10'un üzerine çıkabileceğimizi düşünüyoruz bu seçimlerde. O şekil söyleyebilirim. Şimdi halk tarafından bize karşı teveccühün artmış olmasının da belli başlı bazı sebepleri var. O milli görüş diyoruz ya, insanlarımızın gerçekten o çizgiye, o istikamete bir arzuları var. Ona karşı tabir yerinde özür dilerim söylüyorum, bir açlığı var. Rahmetli Erbakan hocamızın yıllar önce söylediği şeylerin bugün birer birer çıkmış olması aslında bizim siyasi partinin sloganının, o milli görüş çizgisinin ne kadar önemli olduğunu tek başına kanıtlar niteliktedir. Biz bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Yani o çizgiye olan özlem bizim partimizi de şu an halk tarafından teveccühünü arttırıyor. Bu minvalde oy oranlarımız da çok artacaktır. Biz ayrıyeten bu seçimi, yani bu 2031 Mart seçimlerini bir şu açıdan çok önemli buluyoruz. Bunun bir geçiş süreci olacağını düşünüyoruz. Yani bu seçimlerde %9-10'u aşabilirsek şayet 2028'de ya iktidar olacağımızı ya da iktidarın ortağı olacağımızı düşünüyoruz. O açıdan bu seçimler bizim için çok önemli. Ve 2028'de de Allah izin verirse biz iktidar olacağımızı düşünüyoruz. Yani o şekilde bir inancımız var. Peki sahada şu çalışmayı da yapıyorsunuz aynı zamanda. Birebir insanlara dokunabiliyorsunuz. Örneğin 2 gündür tartışılan bir başka konu var. Yeniden Refah Partisi'nin yeni seçimlere yakın bir zamanda adaylarını AK Parti lehine çekme gibi dedikodular dolaşmaya başladı. Bunun gerçekliği var mı, ya da bunun gerçekliği yoksa bile sahada yansıması size olumsuz şekilde olmuyor mu? Bununla ilgili hem parti olarak ya da bireysel olarak net açıklamalar yapılması gerekmiyor mu? Şöyle, genel başkanımız bununla alakalı açıklama yaptı. Hiçbir şekilde adaylarımız çekilmeyecektir. AK Parti ile herhangi bir ittifak da kurulmayacaktır. Bununla alakalı net açıklamalar oldu. Teşkilat bünyesinde de açıkçası biz AK Parti ile birleşmeyi istemiyoruz. Yani bununla alakalı zaten genel başkanımız da bir açıklama yaptığı için bana da çok bir söz düşmüyor. Onunla alakalı açıklamalar yapıldı. Herhangi bir ittifak veya iktidar partisi lehine bir geri çekilme durumu da söz konusu olmayacaktır. Evet. Peki Batman'da herhalde seçim çalışmalarınız devam ediyor. Aynen. Dolaşıyorsunuz, halkın içerisindesiniz, vatandaşın içerisindesiniz. Elbette birçok sorun ulaşıyor size. Bireysel olarak da çok fazla sorun vardır ama genel olarak böyle toplumsal olarak baktığımızda sizi en çok aklınızda kalan, eve gidip oturduğunuzda evet bugün bunlar çok istendi ya da bunlar çok dillendirildi dediğiniz sorunlar nelerdir Batman'da başlıca? Doğrudur. Üstadım biz, Mehmet abi, biz öncelikle şunu söyleyelim. Bizim şu anki parti, yani Batman Yeniden Refah Partisi'nin şu anki sloganı şudur. Yani belediye için, Batman ili için söylüyorum. Batman Diyarbakır Caddesi'nden ibaret değildir. Bizim parti sloganımız şu an için bu. Ve şu anki bu sloganımızı ilerleyen safhalarda da devam ettireceğiz. Bunu söylememizin temel sebebi şudur. Şimdi biz açıkçası bu süreç içerisinde hep kenar, yani halk tabiriyle, avam tabiriyle hep kenar mahallelere gittik. Petrolkent, Seyitler Mahallesi, Çay Mahallesi, Beşevler, 19 Mayıs, hep bu tarz İpragaz, bu tarz mahalleleri gezdik. Ve buradaki sorunları teşhis etmek istedik. Bir de önce şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi ben yaşça da malumunuzdur biraz gencim. Şimdi diğer siyasi partilerin hep şu şekil bir söylemi var. Ben işte vatandaşın sorunlarını biliyorum vesaire. Bunu şu kısaca şöyle bir şeyle anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca bir gün damdan düşüyor. Ona diyorlar, hoca sana işte doktoru getirelim. Doktoru getiriyorlar. Hoca diyor ki bunu kovun diyor. Diyorlar ne istiyorsun sen? Bana damdan düşeni getirin diyorlar. Bizimkisi de o misal. Şimdi ben genç olduğum için inanın bu sorunların birçoğunu da kendim yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. O yüzden bu sorunların çözümüyle alakalı diğerlerine nazaran daha iyi bildiğim için çözümü de daha iyi üretebileceğimi düşünüyorum. Şimdi bu minvalde yaklaşacak olursak
problemlerle alakalı biz en büyük problemin gençler hususu olduğunu düşünüyoruz. Tabii her sorunun da kendi açısından birçok önemi var. Gençlerin problemleri ayrı, kenar mahalledeki altyapı problemleri ayrı bir problem. Engelli bireylerle alakalı problemler kendi başında çok büyük problemlerdir. Onun dışında yaşlı diyebileceğimiz, yaşlı ve emekli bireylerin problemleri ayrıdır. Kadınların dediğimiz gibi problemleri ayrıdır. 0-1 yaş arasındaki bebeklerin problemleri ayrıdır. Şimdi belediyecilik hizmeti hem kolektif bir eylem olduğu gibi aynı zamanda bütün yani orada yaşayan bütün canlıların doğmuş veya doğabilecek bütün hepsinin problemlerini kapsar ve çözmek de mecburiyetindedir. Şimdi belediyecilik sorunu teşhis etme, o sorunla alakalı çözümler üretme ve o çözümleri hayata geçirme üzerine kurulu bir eylemdir yani. Şimdi biz bu açıdan en büyük problemlerin başında dediğimiz gibi gençleri gördük. Kenar mahallelere gittiğimizde bize en çok söylenen şeyler, abi bak al burada torbacı var diyorlar. Ya şimdi biz bunu istatistiki ve Adalet Bakanlığı'nın da verilerinden ulaştığımız şeyleri söyleyelim. Batman ili olarak şu an son 4 yılda en çok artan unsurları söyleyeyim. Siz ona göre bir karar verin. Birincisi uyuşturucu kullanım oranı Batman'da son 4 yılda en çok artan, yani son 4 yılda Türkiye genelinde en çok uyuşturucu kullanım oranı arttığı illerden bir tanesi Batman. Bu birincisi. İntihar oranlarının en çok artmış olduğu illerden birisi gene Batman. Siber suçlar dediğimiz, yani dolandırıcılık dediğimiz fiillerin de en çok arttığı illerden birisi Batman. Şimdi biz genel olarak hani devletin buradaki yaklaşım tarzını biz tasvip etmiyoruz. Nedir bu yaklaşım tarzı? Suçlu varsa cezaevi açalım. Ama biz o suçlunun o suça götürdüğü unsura hiç inmiyoruz. Bir genç intihar etmişse Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz. Bir Fatiha okuyoruz, kalkıyoruz. Ama o genç neden intihar etmiş? O genci intihara sürükleyen şeyi hiçbir zaman gitmiyoruz. Bir genç uyuşturucu kullanıyor. Ya bu uyuşturucu kullanıyorsa atalım cezaevine. Ya biz bunu söyleyemeyiz. Biz o genci oraya götüren sebeplerle uğraşmak zorundayız. Şimdi yani biz tabiri yerindeyse bataklıktaki sineklerle uğraşmak yerine o bataklığın temelini kurutmayı amaçlıyoruz. En büyük problemlerin başında dediğimiz gibi gençler geliyor. Bununla alakalı herhalde projeler ve çözüm aşamalarını ilerleyen safhada söyleyeceğiz. Çünkü sorun olduğu için onu söylemek istiyoruz. Bizim için en büyük sorunların başında gençler. Gençlerin bu suç oranlarının artmış olması hususu. İkincisi başka bir konuya geleceğim. Engelli bireyler. Engelli bireylerin kesinlikle yani sürekli göz ardı edildiğini düşünüyoruz. Hem belediyecilik manasında hem devlet mekanizması açısından engelli bireylerin sürekli göz ardı edildiğini düşünüyoruz. Üçüncüsü kenar mahalledeki altyapı problemleri. Şimdi biz niye Batman Diyarbakır Caddesi'nden ibaret değildir diyoruz? Çünkü yatırımlarımız hep belli mahallelere gidiyor. Kenar mahallelerdeki bireylere gidiyoruz. Adamlar bize şunu söylüyor. Bir tanesinin sözü böyle aklımda kaldığı için söylüyorum. Abi biz üvey evladız dedi. Biz üvey evladız. Yani biz yıllardır burada sürekli altyapı gelecek, sürekli çalışmalar yapılıyor ama sürekli bu çalışmalar bitmiyor. Bunu söylüyorlar. Ya, haklı olarak bu arada kesinlikle onlara hak veriyoruz. O yüzden bu altyapı mevzusunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özür dilerim, şimdi kaç tane probleme değindik ama iki problemi daha sayıp bitirmek istiyorum. Birincisi çiftçilerin problemi. Şimdi tarım bizim... Yani ilerleyen 10 yıldan sonraki en büyük problemimiz tarım olacak. Onu söyleyeyim size. Çünkü ithal tohum kullanıyoruz. Evet. Toprak verimliliğimiz gittikçe azalmaya başlıyor. Su problemleri yaşamaya başlıyoruz. Çiftçiler artık maliyetleri karşılayamadığı için çiftçiler bu sefer şehirlere gelmeye başladı. Dikkat ederseniz çiftçilik de yavaş yavaş bitmeye başladı. Yani bu kadar bereketli toprakları kullanamıyoruz ki şunu da ifade etmek istiyorum. Dünya üzerindeki en verimli ikinci topraklara sahibiz. Burada tropikal iklimin meyve sebzeleri dışındaki bütün meyve sebzeleri yetiştirebilirsiniz. Bütün meyve sebzeleri. Çünkü Mezopotamya dediğimiz yani bizim coğrafyamız, bizim topraklarımız Dicle Fırat arasındaki bu topraklar dünyanın en verimli topraklarına ve dünyanın en temiz akarsuyuna sahip. Ama bunca şeye rağmen ne yazık ki çiftçilikte çok, tarımda çok başarısızız. Hayvancılıkta çok başarısızız. Bu bizim çok büyük bir eksiğimiz, çok büyük bir noksanımızdır. Ve kesinlikle üzerine gidilmesi gereken son 10 yılın en büyük problemi olacaktır.
problemlerimizden bir tanesini, kusura bakmayın böyle çok fazla tekrarladık ama bir tanesinin de biz kentsel dönüşüm olduğu kanaatindeyiz. Neden kentsel dönüşüm diyoruz? Bakın bir yıl önce 6 Şubat depremini yaşadık. Bir yıl önce. Deprem üssü Maraş'taydı biliyorsunuz. Başta Gaziantep'teyiz, Maraş'ta. İki farklı deprem üssü vardı biliyorsunuz. Hatay'la Maraş arasındaki uzaklığı biliyoruz. Arada 400 kilometre yakın bir uzaklık vardı ama Hatay'ın nasıl etkilendiğini gördük. Bakın şu anda da deprem uzmanları üstüne basa basa Bingöl-Karlıova deprem hattından bahsediyor. Ama hiçbir önlem almadı. Ve Bingöl-Karlıova depreminde etkilenecek illerden bir tanesi de Batman'dır. Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis. Bu dört iller en çok etkilenecek illerin başında geliyor. Onlardan bir tanesi de biziz. Allah muhafaza, bak gene tekrarlıyorum, Allah muhafaza oluşabilecek bir depremde biz çok kötü bir senaryoyla karşı karşıya gelebiliriz. Tamam. O yüzden bu da bizim belediyecilik manasındaki kesinlikle tedbir alınması ve bir an önce üzerine gidilmesi gereken, halledilmesi gereken sorunlarımızdan bir tanesidir yani. Evet. Çok özür dileyerek söylüyorum. Buyur. Gene bahsettik mesela 2006'da biz bir sel felaketi yaşadık. Batman ili olarak söylüyorum. Bu sel felaketinde birçok vatandaşımız vefat etti. Birçoğu evinden oldu. Maddi kayıplar, manevi kayıplar, yani birçok problem yaşadık. Ama bununla alakalı bir önlem alamadık ki geçenlerde gene siz yayınladınız, bu arada çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde aslında Batman halkı bu bazı mahallelerde, Seyitler Mahallesi'nin yukarısı, Çay Mahallesi, o taraflarda bazı yerler biliyorsunuz mesela. Selden dolayı vefat eden bireylerimiz oldu, evleri yıkılanlar oldu, iş yerleri yıkılanlar oldu. Bu da aslında bizim problemlerimizden bir tanesidir. Yani biz doğal afetlere karşı önlem almıyoruz. Aslında deprem dedim, seli de bundan katmak istiyorum. Katmak istiyoruz. Yani bunlar bizim temel problemlerimizdir. Kesinlikle de bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Doğal afetlerden sonra yanılmıyorsam Mines'in de bir konuşmamızda... Aynen. Yani sadece aslında doğal afet değil, doğal afetten sonrası da sanki tam idare edilemiyor ya da yönetilemiyor. Onun da eksiklikleri var. Herhalde siz bu konuda o taraflara gittiğinizde bu yönde sistemler aldınız. Ya şöyle sistemler aldık açıkçası. Yani ya mesela en basitinden söylüyorum. Mesela şimdi öncelikle o felaket, tamam yağmur yağabilir, zaten yağacak. Biz bunun önemini almadığımızda böyle felaketlerle karşı karşıya gidiyoruz. Bakın Türkiye'de bizim en büyük problemimiz şudur. Biz afetler olduktan sonra çözümleriyle, afetten sonraki çözümlerle uğraşıyoruz. Ama biz o afetlerin olmamadan önceki çözümleriyle, tedbirleriyle hiç ne yazık ki uğraşmıyoruz. Şimdi o vatandaşlarımızın problemine gelecek olursak, oradaki vatandaşlarımızın bize karşı söylediği serzenişlerden birkaç tanesini belirtmek istiyoruz. Yani bunu sizle de istişare ettik ki sizin de oradaki insanlarla temasınız oldu. Sizin de size de bu konuda serzenişler olduğunu biliyorum. Yani bunu da birebir de konuştuğumuz için biliyorum. O depremden sonra gerekli yardımların kendilerine gelmediğini söylediler. Tabii bunu araştıracak merci valilik makamıdır. Biz değiliz. Sadece bize iletileni biz sizlere aktarıyoruz. Bunu size de aktarıldığını biliyoruz. Evet. Gerekli yardımın alınmadığını, iş yerleri kapatılan kişilerin, yani iş yerlerinin zararlarının tam olarak karşılanmadı. Karşılanan bir miktar var. Evet. Ama bu miktarın kendilerine yeterli olmadığını söylediler. Ama biz gene tekrarlıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız o sorunun oluşmaması üzerine. Evet. Yani o sel felaketinin yaşanmaması üzerinedir. Sel felaketine ilişkin de çok güzel projelerimiz var yani. Maliyet olarak düşük ama işlev olarak çok büyük, yani işlevsel olarak sel felaketini engelleyebilecek bazı projelerimiz var. Bunu da ilerleyen safhalarda söyleyeceğim. Evet, birazdan o projelerinize gelelim aslında. Hani en azından birkaç tane başına özellikle Batman'ı ilgilendiren projelerinize değiniriz. Aha. Yine başlık olarak yapacağınız projeleri de bize yine ifade edersiniz ama ilçelerde de yeniden refah, birkaç ilçede benim bildiğim kadarıyla güçlü şu anda. Aynen. İlçelerde durum ne? Oralardan da talepleri falan alıyor musunuz? İnsanlarla görüştüğünüzde benzer sorunlar mı geliyor size? Mesela bizim ilçelerle alakalı en çok böyle konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Beşiri ilini mesela konuşalım. Beşiri ve Sason ilini. Bu arada bizim en çok güçlü olduğumuz yerler Beşiri ve Sason ili. Sason'daki, geçen gün Sason'daydık. Bir lokal açılışımız oldu. Vatandaşlar hala sürekli suların kesildiğini, hala buraya su gelmediğinden müzdaripti. Haklı olarak böyle bir serzenişleri vardı.
ve Batman Merkez ile Sason arasında toplu taşımanın olmamasından şikayetçilerdi. Yetersiz olduğundan. Var ama çok yetersiz. Evet. Yani günde bir defa gidiliyor. Bu da vatandaşlar için yeterli değil. Oradan da belli sorunları topladık. Oradaki sorunları da teşhis ettik. Bunun üzerine de gideceğimizi söyledik. Beşir ilçesi için de söyleyeyim. Beşir ilçesi de bu arada bizim en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi. Orada da inşallah belediyeyi alacağımızı düşünüyoruz Beşir'de. Beşir'de mesela vatandaşların gasilhane dediğimiz, mezder dediğimiz yerlerin bulunmaması, yani oradaki vefat eden bir birey Batman merkeze gelmek zorunda kalıyor. Bu büyük bir sorundur. Bu birincisi. İkincisi toplu taşıma çok yetersiz. Çok yetersiz. Yani biz ilçelerden Batman merkeze toplu taşımayı ne yazık ki çok eksik bıraktık. Vatandaşların da bu konuda çok büyük sıkıntıları var. Onun dışında gene altyapı dediğimiz, bazı yerlere de sürekli su kesintilerinin yaşanması, bazı yerlerde tam bu altyapının idare edilememesi de büyük bir noksandır. Bu şekilde diyebiliriz yani sorunların teşhisiyle alakalı. Mesela Sason'da başka bir unsuru söyleyeceğiz. Bu da ilgili makamlara giderse de güzel olur. Yani belki onlar bu konuda bir adım atarlar. Birçok kişi bize normalde, mesela örnek veriyorum, mesken tipi fatura gelmesi gerekirken sanayi tipi bazılarına gidildiği yönünde şikayetlerde bulundu. Aynen, ilgili makamların da bunu da çözmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü biz saha çalışması yapıyoruz Mehmet abi. Yani burada direkt kişi sorunları teşhis ediyoruz. Tek bir kişiden almıyoruz. Evet. 50'den fazla kişi bize aynı şikayeti belirtiyorsa diyoruz ki bu gerçek bir şikayettir. Evet. Rahmetli Salih Kök zamanında belediye bütçesinde hiçbir borç kalmamıştır. Yani hiçbir borç oluşmamıştır. Ondan öncesinde de borç vardı. Ondan sonraki bütün belediyelerde, ki şu anki Kayyum Belediyesi'nin de biliyorsunuz bir miktarda borcu var. Ama rahmetli Salih Kök zamanında hiçbir borç oluşmamış. O dönemin kısıtlı imkanlarına baktığımızda o kısıtlı imkanlarla çok güzel şeyler başarabilmiş. Evet. Şimdi bizim projelerimize gelecek olursak. İlk yapmayı istediğimiz projemiz şu: şeffaflık ilkesini tekrar belediyeciliğe kazandırma. Şimdi biz sürekli belediyecilik manasında gelirlerin ve giderlerin, özellikle gelirlerin demeyelim de giderlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çok büyük bir belediyecilik noksanlığıdır. Belki çok güzel hizmetlere aktarılıyordur. Onunla alakalı bir şey söylemeyelim. Lakin şeffaflık olduğu zaman vatandaşın bizimle alakalı en ufak bir soru işareti kalmayacaktır. Biz hep söylüyoruz, mesela Almanya ile Türkiye arasındaki farkı mukayese edelim. Şimdi Almanya'da o kadar muazzam bir şeffaflık var ki herhangi bir belediye başkanının ve herhangi bir valinin en ufak bir kuruşu dahi israf etmesi ve o kuruşla alakalı, ne bileyim, kendi menfaati için bunu yapması pek mümkün değil. Ama aynısını Türkiye'de göremiyoruz. Evet. Bu açıdan ilk getireceğimiz şey belediyenin gelir ve gider tablosunu günlük olarak yayınlamak olacak. Vatandaşlar nereye imar açıldığını, bir giderin, bir projenin ne kadar gideri olduğunu, o projenin kime verildiğini, ihalelerin kime verildiği tek tek görüntülenmiş olacak. Bu sayede ne olacak Mehmet abi? O zaman vatandaş diyecek ki, ha evet, bu projenin gideri bu kadarmış, geliri bu kadarmış. Yani her şey şeffaf olduğu zaman bir insanın o parayı kendi menfaatleri için kullanması imkansız. Biz öncelikle bu yolu kapatıyoruz. Evet. İnsanız, hepimiz belki o şeyden, o merhaleden geçebiliriz ama şeffaflık olduğu zaman, işte o zaman bir kişinin bunu yapması imkansızlaşmış olacak. Dediğimiz gibi ilk başta gelir ve gider tablosunu gösterir bir vaziyet getireceğiz. Bu bizim projelerimizin ilk başıdır. İkincisi, biz kendi açımızda şöyle değerlendirdik. Kendimizce sıkıntılı bulduğumuz, şimdi Batman ili, Batman, Mardin ve Şanlıurfa, bu üç il için söylüyorum, güneşin en çok geldiği illerin başında geliyor, evet. Türkiye açısından. Ya bu kadar fazla güneş enerjimiz varken neden dedik ki biz bu güneş enerjisini kullanmıyoruz? Şimdi mesela Şanlıurfa ve Mardin'de birçok yerde, artık Türkleri de geçtim, Almanlar, Avrupalılar burada gelip güneş enerjisi santralleri kuruyorlar. Evet. Ve bu güneş enerjisi santralleriyle hatırı sayılır bir varlık elde ediyorlar. Biz bunu belediyecilik olarak niye yapamayalım dedik ki o kadar bize maliyeti de çok fazla değil. Şimdi ben size kısa bir kalemde şunu ifade etmek istiyorum. Bizim bugün aylık olarak sadece şirketlere, yani elektrik şirketlerine belediyenin vermiş olduğu meblağ yaklaşık olarak 10 trilyonun üzerinde. Yani biz yıllık olarak
150 trilyona yakın parayı biz bu elektrik şirketlerine veriyoruz. Biz tek bir kalemde 150 trilyonluk aslında bir fark yaratabiliriz. Biz de dedik ki neden biz kendi elektrik enerjimizi kendimiz. İlk projemiz GES projesi dediğimiz güneş enerjisi santralleri. Bu sayede bizden sonra gelecek, yani biz eğer bu süreçte belediye alırsak bizden sonraki belediyeciler açısından da büyük bir giderin önünü kapatmak olacaktır. İlk projemizi bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi ikinci projemize gelecek olursak biz engelli bireylerle alakalı çok fazla sıkıntılar olduğuna şahit olduk ve bize çok fazla serzenişte bulundular. Yaklaşık olarak Batman'da, bu TÜİK'in verilerini söylüyorum, TÜİK verilerine yansımayanlar da olabilir, 14.876 bireyin engelli olduğu yazıyor. Batman ili için söylüyorum. Bunların yaklaşık olarak 6.000'i rehabilitasyon merkezlerinde bir hizmet alırken geri kalanlarıyla alakalı herhangi bir hizmet söz konusu değil. Tabi burada vatandaşımızın da bazı hataları var, velilerin de bazı hataları var. Kimileri bu şeyi çok fazla önemsemiyor. Biz şunu ifade etmek istiyoruz. Şimdi normalde rehabilitasyon merkezlerinde olması gereken bazı tedavi yöntemleri var. Şimdi 7 tür engel türü var. Bunlardan bir tanesi görme, bir tanesi işitme, bir tanesi ortopedik, bir tanesi zihinsel, bir tanesi fiziksel şeklinde 7 tane bizim engel türümüz var. Bu engel türünün hepsinin bir arada istihdamını, bu 7 engel türünün tedavisini hem psikolojik hem işitme hem görme olarak yapabileceğimiz büyük bir engelsiz şehir ofisi kurmayı düşünüyoruz. Şimdi bize başka bir gazeteci arkadaşımız da söyledi, belediyenin de böyle bir projesi olduğunu söyledi ama belediyenin projesi 100 kişilik kontenjanla sınırlı. Bunun güzel bir projedir, evet. Destekliyoruz tabii ki de ama yetersiz buluyoruz. Yani 100 kişilik kontenjan Batman için çok az, çok düşük. Evet. Ve şu an mesela rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylerin tedavisi için belli başlı bazı aletlerin olması lazım. Bir tanesini söyleyeyim. Mesela hidroterapinin bulunması lazım. Nedir bu hidroterapi? Suyla tedavi yöntemi. Ergoterapinin bulunması lazım. Duyu motor kaslarını geliştirecek alet edevatların bulunması lazım. Lakin şu an bizim gördüğümüz rehabilitasyon merkezleri tamamıyla ticarethaneye dönmüş. 2-3 tanesi dışında bana hidroterapi tedavisinin bulunduğu rehabilitasyon merkezi gösteremezsiniz. Ne yazık ki tamamıyla devletin sunmuş olduğu imkanların ticarethane olarak yönlendirildiğini görüyoruz. Bu sebeple biz bütün bu alet edevatların bir arada bulunduğu ve engelli bireylerin tamamıyla sağlığına kavuşabilmesine yönelik büyük bir engelsiz şehir merkezi kurma projemiz var. Bu ikincisi. Üçüncüsü, biz seracılık faaliyetini, özellikle tarım bizim için en önemli şeydir. Öncelikle onu söyleyeyim abi. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Son 10 yılın problemi, 10 yıl sonra bizim en büyük problemimiz tarım olacak. Batman ili için de söylüyorum. Evet. Bakın, çiftçilerimiz sürekli olarak artık tarım arazilerini bırakıp şehir merkezlerine yerleşmeye başladılar. Yavaş yavaş çiftçilerimizi kaybediyoruz. Ve ben çiftçilere hak veriyorum. Niye? Bugün mazota %300 zam var ama bugün mısır, mesela Mısır'daki satıştaki artış karı yaklaşık olarak %5, %10. %300 nerede? %10 nerede? Rahmetli Erbakan hocamız her zaman söylüyordu, İthal tohumdan kaçının. Biz kendi tohumumuzu kendimiz üretelim diyordu. Yani en haklı serzeniş de buydu. Bugün gübreyi biz yabancı ülkelerden alıyoruz. İran'dan alıyoruz, Avrupa'dan alıyoruz. Bunu çiftçi kardeşlerim beni daha iyi anlayacaklar. O yüzden biz çiftçilerin tamamıyla desteklenmesi ve seracılık faaliyetlerinin de burada artırılmasını istiyoruz. Bu seracılık faaliyetine de ufak bir parantez açmak istiyoruz. Mersin mesela şu an Türkiye'deki seracılığın en çok geliştiği yerlerden bir tanesi. Antep'te bu arada çok seracılık noktasında gelişmiştir. Bu seracılık faaliyetlerinde biz mesela dediğimiz gibi Batman'da toprağımız o kadar verimli ki ya birçok Akdeniz iklimindeki meyveleri bile biz burada yetiştirebiliriz. O yüzden burada seracılık kültürünü yaygınlaştırma, seracılığı geliştirmeyi istiyoruz ve ata tohum. Böyle bir projemiz de var, onu da ifade edeyim. Ata tohum nedir bu ata tohum? Artık ithal tohumu bir kenara bırakıp ata tohuma geçme. Yani bizim asıl, bakın şöyle bir şeyle ifade edeyim, vatandaşlar bizi anlayacaklar. 50 yıl önce bir muzu düşünelim. Bir muzdaki D vitamini, potasyum ve diğer minerallerle alakalı.
bugün 50 tane muzu yediğinizde 50 yıl önceki bir tane muza eşdeğer oluyor. Vitamin değeri olarak söylüyorum. Niye? Çünkü ata tohumu bıraktık, ithal tohumlar üretmeye başladık. İthal tohumlar üretmeye başladık. Bu bizim için çok büyük sorunları da beraberinde getirdi. Bu mesela dediğimiz gibi ata tohuma geçirme süreciyle alakalı bazı projelerimiz var. Tabii bu projemizin altyapılarını söyleyecek olan bizim ziraat mühendisi. Yani bizim de bildiğiniz gibi belediyecilik kolektif bir eylem olduğu için her şeyi bizim bilmemiz de çok yanlış olur. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızın bize söylediği bazı ata tohum projeleri var. Bununla alakalı da çiftçilerimize her türlü desteği sunacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Biz şayet belediyecilik noktasında biz başarılı muvaffak olamasak dahi gelecek belediye lütfen bu çiftçilik konusuna kesinlikle önem göstersin diyoruz. Bu bizim projelerimizden bir tanesidir. En fazla gelirlere sahip illerden bir tanesiyiz. Neden? Çünkü bizim TPO ve TÜPRAŞ gelirlerimiz de mevcut. Evet. Şimdi zaten bizim biliyorsunuz devletten aldığımız çok yüklü miktarda bir bütçe var. Ben il özel idarenin yayınlamış olduğu rakamlarda 600 trilyona yakın bir bütçemiz olduğu söyleniyor ki TEPO'dan, TÜPRAŞ'tan aldığımız ek ödenekler, vergilerden aldığımız, harçlardan aldığımız ödenekleri de bunların hepsini birleştirdiğimizde çok yüklü miktarlarda ödemeler çıkıyor. Ya biz bu ödemeleri, bize gelen bu ödemeleri doğru kullandığımız vakit çok güzel şeylere imza atabiliriz. Kısaca şunu ifade edeyim. İnsan beyninin yapısı kısıtlı imkanlarla maksimum verim elde etme üzerinedir. Biz bu minvalde bir belediyenin de bir şehrin beyni olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüz zaman bu imkanlarımızı ki bizde kısıtlı imkanlar da yok. Yani çok fazla imkanımız var. Bu imkanları doğru bir şekilde kullandığımızda çok fazla istihdamımız olacaktır. Evet. Şimdi projelerimizden bir tanesini değerlendirmek istiyoruz. Muhtarlık. Bir parantez açacağım. Şimdi şu an için muhtarlara bakıyorsunuz. Bakın biz şu an Batman'da 6 tane belediye başkan adayıyız. İnanın muhtarların vaatleri bizim vaatlerimizden evet. Çok daha fazla. Ama sonrasına bakıyoruz, vaatlerden sonra muhtarlara bakıyoruz. Tamamıyla silah ruhsatı alma, ondan sonra maaşını alma üzerine kurulu. Biz o işlevsiz olan muhtarlıkları tekrar işlevsel hale getireceğiz. Bakın 4514 sayılı kanun var. Bu kanunda muhtarların görevleri tek tek açıklanmış. Bir muhtar o bölgedeki yani kendi mahallesindeki yardıma muhtaç, bakıma muhtaç olan bireyleri tespit etmek mecburiyetindedir. Bakın bu onun sorumluluğudur, vazifesidir yani. Biz olmayan bir şeyi söylemiyoruz. Bunları tespit etmek zorundadır, bunları ilgili makamlara bildirmek zorundadır. Bir mahallenin sıkıntıları, problemleri muhtardan sorulur. Ama bizdeki muhtarlar tamamıyla maaş günü al, maaşını çek, silah ruhsatını al, bunun üzerine kurulu. Biz muhtarlardan aylık yani bununla alakalı bir çalışmamız da var bu arada. Refah masası ve çözüm masası olarak biz bunu değerlendirdik. Her mahalledeki muhtar ve bizim belirlediğimiz yani belediyemizdeki artık personel olarak değerlendirelim. Her mahalledeki sorunları tek tek teşhis edecek. Her mahalledeki yaşlıları, çocukları, bir ailede örnek veriyorum, 3 tane işsiz genç varsa bunları da tek tek teşhis edecek. Yardıma muhtaç durumu varsa onu teşhis edecek. Mesela şu an Ankara Belediyesi'nin çok güzel bir hizmeti var. Buradan onların reklamını yapmış gibi olmak da istemem ama güzel olan şeyleri takdir etmek mecburiyetindeyiz. Mesela şöyle bir şeyleri var. Yaşlılarla alakalı 65 yaş üstü veya işte 60 yaş üstü yaşlılardan bazıları biliyorsunuz artık aileleri olmayan, tek başına kalan birçok yaşlı bireyimiz var. Bunların yıkanmasından tutun, çamaşırlarının yıkanmasına, evlerinin temizliğine, onlara yemek yapılmasına kadar bir hizmeti var. Biz aynı hizmeti tekrar Batman'da yapmak istiyoruz. Bakın ben o kenar mahalle dediğimiz yerlere gittiğimizde Mehmet abi ben şeyi gördüm. Ya bazı yaşlıları gördük. Ya özür dileyerek söylüyorum yani hiçbir Allah'ın kulu gitmemiş evlerine. Hani bazılarına belki kokudan giremezsiniz. Yani öyle yaşlı bireylerimiz var yani. Şimdi bizim bunların üzerine eğilmememiz bir belediyecilik noksanlıdır. Biz o mahallenin muhtarıyla da konuştuk. Dedi ki nedir yani bu? Sen hiç mi bakmadın buna? Abi ben nereden bileyim dedi. Yani şimdi o zaman o mahallenin muhtarı olma kardeşim yani. Biz de sana bunu söyleriz. O yüzden belediyecilik noktasında da belediyenin tek tek bu kişilerin teşhisini yapması mecburidir. Bizim muhtarlarla alakalı çalışmamız şudur. Her ay bize çalışma raporu gönderecekler. Her haneye tek tek gidip bu kişileri teşhis edecekler. Bunu da bizim şeyimizle beraber, bizim sorumluluğumuzla
Yani bizim denetlememizle bunları gerçekleştirecekler. Yani biz muhtarlıkları tekrar işlevsel hale getirmek gibi bir projemiz var. Yaşlılar için yaşlı bireylerle alakalı lokaller açmayı düşünüyoruz. Yaşlı bireylerle alakalı yaşlı lokal evi. Hatta evet. Buraya gençler de giremez. Yani onu da söyleyelim, öyle bir şeyimiz de olacak. Öyle bir projemiz de olacak. Başıboş köpeklerle alakalı bazı projelerimiz var. Açıkçası arkadaşları da çok, ya da bizi dinleyen vatandaşlarımızı da çok sıkmak istemiyorum. Bunları yazılı halde de paylaşacağız zaten. Onun için böyle kısa kısa değinmek istiyoruz. Engelli bireylerle alakalı engelsiz şehir merkezi kurma. Onun dışında şimdi biz kısaca şöyle ifade edelim. Bugün mezarcılığın bir şey, valinin şöyle bir hizmeti var biliyorsunuz. Taziye evleriyle alakalı güzel bir hizmeti var. Bunu da destekliyoruz. Biz buna ek şöyle bir şey düşündük. Düğün salonu projesi. Evlenmek isteyen özellikle genç bireylerimizle alakalı bunların düğün salonu masraflarını karşılayacağımız bir projemiz var. Birkaç da şöyle bir projemiz vardı. Biz eskimiş bu kanserojen madde içeren asbestli su borularının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eğer olursak da altyapı projelerimizden bir tanesi de budur. Onu da ifade edelim. Onun dışında sosyal konut projeleriyle alakalı bir projemiz var. Durumu, yani evi olmayan bireyler için söylüyorum. Batman'da evi olmayan bireylerle alakalı TOKİ ile ortak çalışabileceğimiz bir sosyal konut projemiz var. Toplu taşımaların sayısını kesinlikle artıracağız ve toplu taşımanın girmediği yerlere özel araç tahsis edeceğiz. Bir vatandaşın yarım saat boyunca bir otobüsü beklemesi bir belediyecilik noksanlıdır. Bu yüzden toplu taşıma bizim çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesidir. Onun dışında il ve ilçe bazında gençlik konseyleri kuracağız ve bu gençlik konseyleriyle gençlerin de içinde bulunduğu katılımcı bir yönetim anlayışı tesis edeceğiz. Böyle bir projemiz de var. Kısaca şöyle toparlayalım. Biz toplumun göz ardı edilen kesimleriyle ilgileniyoruz. Sloganımız da Batman Diyarbakır Caddesi'nden ibaret değildir. Bugün bizim yıllarca kronikleşmiş ve hiçbir şekilde üzerine gidilmeyen problemlerimizi eğer biz belediyeciliği kazanırsak bunların üzerine gideceğiz. Yıllardır kronikleşmiş olan problemlerimizin üzerine gideceğiz. Ve Batman ilinde üvey evlat muamelesi görmüş mahallelerin kesinlikle sorunlarıyla ilgileneceğiz. Bunları ifade etmek istiyorum. Muhtarlık işlevsiz hale gelmiş muhtarlık binalarını, muhtarlıkları tekrardan işlevsel hale getirmiş olacağız. Yani Batman'da şu an 52 mahalle varsa 52 tane de küçük belediye birimi. Öyle şekilde de düşünebilirsiniz. Evet. Her belediyenin sorununu ayrı ayrı, her mahallenin sorununu ayrı ayrı teşhis edeceğiz ve muhtarlardan da bu hususla alakalı 2 haftada bir rapor alacağız. Yani bunu ifade etmek istiyorum. Sözlerimi şöyle bitireyim. Victor Hugo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış bir yoksulluk. İşte bu yüzden sizlerle anlaşamıyoruz. Biz ortadan kaldırılmış bir yoksulluğu istiyoruz. Her hanenin refahını artırmak istiyoruz. Bugün inanın siyasetçilerle, siyasetin aslındaki temel özü vatandaşla bürokrasi arasında bir köprü kurabilmektir. Lakin şu an siyasetçilerin halkın bir sorunlarını anlayabildiğini düşünmüyoruz. Bugün insanlar mutfağına ekmek götüremiyorlar. Bugün insanlar, dediğim gibi, yani bir çocuğunun en ufak bir okul ihtiyacını bile gideremeyecek vaziyete gelmiş. Asıl problemlerimiz işte burada yatıyor. Biz sürekli suni gündemlerle bunların üstünü örtüyoruz. Artık bu kendi içimizdeki bu saçma tartışmaları bir kenara bırakıp asıl sorunlarımızla ilgilenmemiz lazım. Asıl o gerçekten o zaruret içerisinde bulunan insanların bizim sorunlarına eğilmemiz lazım. Asıl belediyecilik budur. Belediyecilik dediğimiz sadece asfalt yapmak değil ki biz onu bile doğru yapamıyoruz. Asfalt yapıyoruz, bir yıl sonra tekrar asfalt yapıyoruz ne hikmetse. İşte bunlar israftır. Bizim asıl amacımız bu israfı önleyebilmek, bizim belediyemize aktarılan bu bütçeyi doğru bir şekilde kullanabilmektir. Ve kendi üretimimizi
kendi fabrikalarımızı ve kendi üretimimizi tesis edebilmek bizim temel amacımızdır burada. Edemediğimiz başka projelerimiz de var. Biz hani Batman ilinde organize sanayi bölgesinde fabrikalar kurmak istiyoruz. Bunları detayları çok fazla olduğu için açıkçası çok fazla söyleme imkanımız olmadı. Ama bizim temel hedefimiz burada istihdamı artırabilmek, gençlerin asıl problemlerini, yani biz ağacın yapraklarıyla değil, biz ağacın köküyle ilgileniyoruz. Asıl problemlerimizle ilgileniyoruz. Biz suni gündemlerle vesaireyle ilgilenmiyoruz. Dediğimiz gibi bataklıktaki sineklerle değil, biz bataklığın özünü kurutmayı istiyoruz burada. Rabbim eğer bizleri muvaffak eylerse şayet, biz vatandaşımıza bir kuruşun dahi hesabını vereceğimizin sözünü veriyoruz. Rahmetli Salih Kök zamanındayken biz bunu çok güzel bir şekilde başarabildik. Eğer biz gene belediyeyi alabilirsek şayet, bunun gene hesabını verebileceğimizi, vatandaşımıza en iyi hizmeti götürebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla alakalı sorunlarımızı tek tek teşhis ettik ve bu sorunlarla alakalı da belediyecilik manasında en doğru yatırımları, en doğru şeyleri yapabileceğimizi düşünüyorum. Kısacası sadece şunu da ifade edeyim. Bakın, şu an yapılan bir araştırmaya göre Türkiye belediyelerinin de yapılan projelerin yaklaşık olarak %60'ı, %65'i vatandaşın gerçek problemlerini çözer mahiyette değil. Yani tabir yerindeyse israf ve gereksiz projeler. Biz doğru projelerle, doğru istihdamlarla gençlerin problemlerini çözmeyi istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi Batman Belediye Başkan Adayı Avukat Sayın Tahir Zaman'dı. Kendisiyle hem Batman'ı konuştuk hem de Yeniden Refah Partisi'nin son dönemlerdeki, özellikle son seçimlerdeki öne çıkışlarını konuştuk. Adaylarımızı sizlerle yine bu ekranlarda buluşturmaya devam edeceğiz.